Merhaba Dedocan Bey, kanalımıza hoş geldiniz. Kısaca sizi tanıyalım. Öncelikle merhabalar. Adım Dedocan Kurnaz. Sinyal Holding Yönetim Kurulu Başkanıyım. Ben profesyonel bir sinyalciyim. Belki sinyalciliğin ne olduğunu bilmeyenleriniz vardır aranızda. O yüzden sinyalciliğin ne olduğunu anlatacağım kısaca. Sinyalcilik, dilencilik ile dolandırıcılığın karışımı bir meslek türü ve günümüzde çok popüler. Özellikle gençler tarafından sıkça yapılan güzel bir meslek. Peki bu meslek suç teşkil ediyor mu? Yani cezası var mı? Mesela dolandırıcılığı tez olarak düşünün, dilenciliği de antitez olarak. Ve bu ikisinin karışımı olarak ortaya çıkan sentez de sinyalcilik oluyor. Ne dilencilik gibi bir cezaya ve yasağa sahip ne de dolandırıcılık gibi suç teşkil ediyor. Türk Ceza Kanunu'nda sinyalcilik diye bir suç yoktur mesela. Peki mesleğinizin zorlukları var mı? Her işte olduğu gibi bu işin de zorlukları var yani. Öncelikle güzel giyinip ve sürekli kibar konuşmak zorundasınız. Bir yerde sinyal yaptıysanız o yerde bir dahaki sefere kılık kıyafet değiştirip sinyale çıkmanız gerekiyor. Bir caddede veya bir sokakta sinyal yaptıysanız ifşa olmamak için hemen orayı terk etmeniz lazım. Peki Dedocan Bey, mesleğinizi seviyor musunuz? Sevmek ne demektir ya? Sinyalcilik benim kanıma işlemiş. En azından kendi işim ve severek yapıyorum. Kimsenin işini yapıp onu bunu zengin etmiyorum. Mesaimi kendim belirliyorum. Canım ne zaman istese o zaman işi bırakıyorum. Canım ne zaman istese o zaman mola veriyorum. Canım ne zaman istese o zaman tuvalete gidiyorum. Ayrıyeten kira, elektrik, su derdin yok. Ve en önemlisi de sermayeye ihtiyacım yok. Ne gelirse kârdır. Şunu da unutmayalım. İşçi çalıştırmıyorum. Personel derdim de yok. Peki tatil günleriniz var mı? Ya arkadaş, benim meslek bambaşka bir şey ya. Mesela tatil yaparken sinyal yapabiliyorum. Sinyal yaparken de tatil yapabiliyorum. Yemek yerken de sinyal yapabiliyorum. Sinyal yaparken de yemek yiyebiliyorum. Abi ayran ne kadar ya? 15 TL kardeşim. Benim 10 liram var abi, kurtarmaz mı? Can sağ olsun kardeşim. Arkadaşa bir ayran verin. Anlayacağınız sinyalcilik hayatın ve yaşamın her alanında yapılabilecek bir meslek. Yani toplumla iç içe bir meslek. Yani kendinize özel zaman ayırabiliyorsunuz. Özel zaman ayırmak çok ayrı bir şey. Mesela hamama, saunaya, masaja giderim. Buraya giderken de hiçbir zaman sinyal yapmam. Peki başka hangi zamanlarda sinyal yapmazsınız? Ben özellikle gece hayatına çok düşkünümdür. Her gece o bar senin bu bar benim şehirdeki bütün disko bar, meyhane ve pavyonları gezerim. Sabaha kadar vur patlasın çal oynasın eğlenirim. Karı kız düşkünlüğüm de var ve burada ayıp olmasın diye söylemek istemiyorum ama karı kız olduğunda yanımda, yani manita ortamı olduğunda asla sinyal yapmam. Anladım efendim, bu güzel sohbetinizden dolayı size teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna geldik. Kameramızı kapatmadan önce izleyicilerimize söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Aslında söylenecek çok şey var ama burada söylersem ekmeğimden olurum. Gerçi söylenmemesi gereken her şeyi söyledim ama neyse, kılık kıyafet değiştirir, her türlü yolumu bulurum. Sinyalci dediğin ölse, cehenneme atılsa, zebanilere odun taşır, gene yolunu bulur. Gerçi biz her türlü yolumuzu buluruz. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanetsiniz. Buradan bütün sinyalcilere selamlar olsun.